Hepinizden merhaba sevgili Mibular, Elden Ring'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde Malenia'yı, Godskin Duo'yu, Placidus Axe'i kesmiştik. Şimdi Malikete doğru ilerliyoruz. Ya biraz fazla level olduğumuz ya tabii çok zor olmamıştı onları kesmek. Şimdi bakalım Malikete nasıl bir tarif uygulayacağız. Oyundaki en sevdiğim bosslardan biri. Sadece birazcık canı az olduğu için üzücü. Hızlı kesiliyor yani aslında güzel boss ama çok güzel bir oyun fırsatı vermiyor. Sinematiğini de görelim. Sinematiği yok mu? Ha ikinci fayda geçerken sinematiği var. Flame of the Fell God'ı atabilir miyim acaba? Yavaş geliyorken bir tane daha atsa belki. Erken patladı ya, neyse içine girdi en azından. O bayağı vuruyor. Pop olmak böyle bir şeymiş demek ki. Buraya girerse gücü yapmıyor, charge'a da katabilirim bir tane. Kötü oldu. Ya bunu bir level kesmeye çalışıyorum bir tane karakterimde ama çok zor ya. Bir taş yediniz mi tek yiyorsunuz? Bu tek atıyor size. Biz şu an tek yemiyoruz. O nasıl yedim ya? Ya şeyi kullanmaktan vazgeçmem gerekiyor charge ata çünkü atamıyorum. Çok yavaş. Çok zor değil zaten ilk phase'i. Bayağı canımız da var. Sıkıntı yok o yüzden. Şu an yavaş yavaş ama level'ımız tam olması gereken yere geliyor. O yüzden level vermiyorum. Bu adam ölüm rününü koruyor. Ah ölüm. Bir kez daha kılıcım ol. Kılıç demişken bu bölümde biz de 2-3 kılıç kovalayalım ya. Hep tırpanla gidiyoruz. Bir Blasphemous Blade'i alıp 10 level yapacağım. Zaten elimizde şey var, Somber şey, Ancient Dragon Somber Smithing Stone. Amin. Adı çok uzun. Bir tane daha almak istediğim kılıç var. Abi oyundaki en havalı bosslardan biri. Duruşa bakar mısınız ya? Şekle bakar mısınız? En karizma adam. En güzel zırh da bu adamdan düşüyor. İkinci phase'i birazcık daha gıcık ama artık alıştığımı öğrendiğimi düşünüyorum. Daha zorlanmadan halledeceğim. Abi çok seviyorum şu adamı. Hadi, hadi gel. Hadi gel kara olan. Gerçekten kara olan bu sefer. Şimdi. Vurdu mu işte tır gibi vuruyor. Diğeri gibi değil. Diğeri vurdu mu o kadar damage atmıyor. Bu çünkü holy damage atıyor. Tamam bu saldırı güzel değil. Bu saldırı güzel değil. Bu saldırıyı her zaman yiyorsunuz abi. Bot basmak mantıklı olmadı. Bir daha basabilirim ama. Bu saldırısı çok iyi. Bedava vurma saldırısı. Sence de kastan bozuk mu? Atlayacak. Kaçabilirim en azından. Bu kadar çok iyi. Neden poison bozulmuyor? Normalde bu kadar bir şey poison'ı bozdu karakterlerim çünkü tırpan çok fazla poison bozuyor. Aa çok hızlı akla attım erken. Erken attım yine. Galiba öleceğim. 1, 2, 3 kendi gelecek. Saldıranı biliyorum ya. En iyi saldırı yaptım. Patlayacak. Ha bundan kaçış yok gerçekten. Ölürsem çok üzecek. Atlamasını yedik yine. Çok yakın bir fight oluyor. Yakın bir fight olmasına gerek yoktu yani. Akılsız Tarnished. Neden eceli kovalıyorsun? Neyi öldürmek istiyorsun? Bu adam da ölüm ürünü olduğu için galiba kimse ölemiyor. Remembrance'ını da aldık. Bunu da kılıcı fena değil ama holy damage atıyor. Oyunun bu dakikasından sonra holy damage işimize çok yaramıyor. Bundan sonraki bossların hep holy direnci var. Çok az boss kaldı zaten ama ben Ashen Capital'a gitmeden önce, yani oyunun son bosslarına gitmeden önce Mog'a falan da gidelim. Bütün bossları kesmiş olalım ve hepsini gezmiş olalım. Ölümünün de bu oluyor işte. Bunu alınca da oyunun son kısmına aşınlanıyoruz. Güzeldi Elden Ring ya, iyi gidiyor. Son yerler birazcık rahat gibi geçiyor. Ben hep challenge videoları falan uğraştığım için bossları kesmek o kadar kolay gelmiyor. Burada çok kolay geliyor çünkü. Hem level'ım yüksek bayağı hem de tam aradığım her itemi kullanabiliyorum. Herhangi bir kısıtlayıcım yok. Balon büyüsüyle öldürdüğüm adamı bu şekilde de öldürebilirim. Rune of Death.
Ölüm rünü artık bağlı değil. Her yere şey geliyor, kül. Earth 3'yi yaktık ya en son. Lands Between'in artık ölümün kara ne denir ya? Ölümün kara dumanı Lands Between'in üzerine düştü. Ayrıca ateşler geçilemeyen dikenleri ateşe verdi. Ateşler ateşe verdi. Ağacı yaktık işte sonuç olarak. Küller her yere gidiyor. Ve ölüm yeniden Lands Between'e geldi. O zaman hoşça kal. Sen Elden Lord olacaksın. Ve gözlerimizi bambaşka bir yerde açıyoruz. Her taraf kül dolmuş. Yani çok büyük bir ağaç olduğu için Earth 3 her taraf ne denir? Onun külleriyle dolu. Bütün şehri doldurmuş yani öyle böyle değil. Karakterimizin yüzünde maske olması duygularını anlamamıza engel oluyor birazcık. Karakterimizi insanlıktan uzaklaştırıyor. Yine Leyndel'e geldik ama artık gidemediğimiz yerler var. Bazı itemler kaybolmuş oldu. Küllerin altında kaldı çünkü şehrin yarısı. Burası Ashen Capital oldu artık. Mesela Bolt of Grand Sax diye bir item vardı. Artık alamıyordunuz. Bitti yani o item alma şansınız. Yine rünlerle level vermeyeceğim. Şimdi gidelim bir Round Table Hall'da. Round Table Hall'da gitmeden önce almak istediğim bir tane daha kılıç var. Buradan onu alalım. Ondan sonra ikisine bir artı basarız. Daha hızlı olur. Onun için buradaki mağaraya geldim. Consecrated Snowfield'daki map'i açabilsem göstereceğim ha. Şuradaki mağaraya geldim. Cave of the Forlorn. Forlorn mağarası. Buranın son boss'unu bulursam diğer silahımı verecek bana. Büyük bir tane daha kılıç var. Blasphemous Blade'de onu kombinlemeyi düşünüyorum. Güzel bir tema oluşturacağını düşünüyorum. Yani birisi düzenin kılıcı, biri ise düzensizliğin böyle ne denir günahın kılıcı. Fena bir poz vermiş olacağız. Şurada epik item var. Ne olduğunu bilmiyorum. Alamıyor muyuz? Mario olduk yine ya. Hop. Hop. Niye ya? Çıkabilmem lazım bence. Buraya mı zıplamam lazım? Hero rune. Ya rune'e ihtiyacım yok. Ben zaten elimde gider harcamıyorum ama bana ekstra rune veriyor. Abi yarım saattir mağarada geziyorum. Nereden gideceğim bir türlü bulamadım. Gittim en son internetten baktım. Zamanında bu silahı bir kere daha almıştım ben ama böyle bir yoldan gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Böyle gidecekmişiz abi. Nereden bileyim böyle gideceğim yani. Böyle saklanır mı boss'un girişi ya? Oradan da geçtim item aldım oysa ki. Ya inşallah boss'u tekrarda geçemiyorsam diye şey vardır orada bir. Adı ne? Stake of Marika bir şey yokmuş bu tarafta. Deniz anası var şurada bir tane. Tek başına ne geziyorsun sen buradan? Bir sürü varmış geldi. Bunlar da tek yemiyor. Sanki daha çok vurmalıyız gibi hissediyordum ya. Yani en azından onların canı daha az olmalı öyle diyeyim. Ya tamam yine biz 500-600 vuralım da. O itemi alacağım ya. O itemi alacağım bırakır mısınız? Deniz analarla ölmeyeceğim değil mi? Stake of America var en azından yine Mikela'nın lilisiymiş. Bir şey demiş boş yere uğraştık. Ya deniz analar bu kadar vuruyor mu ya? Biz tam olarak çağırdık mı hiç vurmuyorlar. Aşağı diyeceğim. Az daha komple atlıyordum aşağıya. Ya deniz analarını bırakın peşime. Normalde bu kadar tehditkar şeyler değilseniz. Buz yağı bulduk. Boss da burada zaten. Ya boss'u kesemeyeceğiz abi ya. Şu canım az geldim saçma oldu. Flame Grand Strength atalım da içeriye girdiğimde bir tane güneş atsam. Adamın dirençlerini falan bilmiyorum ki. Ya bu bosslar dandik oluyor ama. Ya yanlış skill'e bastın Yılmaz ne yapıyorsun ya. Neyse ki bekliyor adam. Niye bekliyor? Bir tane daha tut onu. İyi. Çok güzel. Güzel saldırayım. O silahı istiyorum. O silahı veriyor işte. Vallahi senin tipinin, senin türündeki yaratıkların şeyi boycaz oluyordu. Senin özelliğin var. Geri gel, güneşi yedim. Var mı artık? Rahatsız ediyorsun sadece insanları. Ver silahını bana. Golden Order Great Sword. Sonunda koleksiyonumuza bir silah daha eklendi ve bunu kullanacağım abi. Şimdi Round Table Hall'dayken önce
Rykard'ın Remembrance'ını kullanalım. Ve Blasphemous Blade'i alalım. Tamamdır. Şunları bir çıkaralım. Bir eleme Blasphemous Blade. Yukarıda olur Blasphemous Blade. Neredesin lan? Burada. Diğer elemede Order'ın Greatsword'unu alacağım. Nasıl oldum? Bir elimde günah, bir elimde düzen. Bence güzel ya, Holy Sword. Bir yandan da Unholy Sword. Bunlara artı basacağım. İkisini de artı 10 yapabilecek kadar malzemem var. Galiba ama bir de Rebirth atacağız yani. Aslında ikisi de Fate'den güzel scale alıyor ama biz birazcık Dex ve Strength vermediğimiz için sıfırlayıp talentları birazcık onlara vererek devam edeceğim. Mog'un yoluna devam edeceğim oradan da. Bakalım bir Rebirth atalım. Zaten bu ölümümüzü değiştirmeyeceğiz büyük ihtimalle. Yine Fate'e vereceğim yani. Canım yine 50 olsun. Onu zaten garanti, onu değiştirmenin lüzumu yok. Mind'ım 20 olsun. Endurance'ım 25 olabilir. Hadi birazcık Endurance'a verelim. Strength'imin... Hadi bunlar da 25'er puan verelim. Fate'e biraz az veririz. Dex'im de 25 olsun. Bunlar buradan da scale alıyor. Aslında birini 22, birini 21 istiyorlar ama biz tam sayı vermiş olalım. Fate'den scale aldıkları için geri kalan bütün puanları Fate'e vereceğim. Bunları 24'e düşüreyim. 40'ı geçsin istiyorum. Damage'imiz düşecek mi? Büyüleri atabilecek miyiz acaba? Atamadığım büyü olacak mı şimdi? Ya bir yandan büyülerimi atabilmek istiyorum sonuçta. Seal takalım. Heavy load'dayım ayrıca. Biraz daha Endurance'a da vermem gerekiyordu. Onu ayarlayacağım. Tamam, büyüleri atabiliyorum. Şimdi yeterince Endurance ve Giggle'cı taşıyabilmeye başladım. Tabi kafalığımı değiştirmem gerekti. Daha hafif bir kafalık taktım. Power Stance şeklinde böyle vuruyor ikisiyle beraber. Ayrıca istersen bunun eşofonunu kullanırım. İstersem de öbürünü iki elime alıp onun eşofonunu kullanabilirim. Atacak mısın? Çok yavaş ama bayağı vuruyor gördünüz. Sine'ye bayağı vuruyor en azından. Şimdi Mog'un yanına gitmek istiyorum. Bu bölümü Mog'u keserek bitireceğim. Mog neredeydi? Nereden gidiyordu? Bir portal olması gerekiyordu buradan Mog'a giden. Ata binemiyorsak anladık ki doğru yerdeyiz. Seal'ımızı elimize alıp buff basalım da. Lan tam da adam önümde çıktı lan. Tek mi atacak adam bana gerçekten? Bir tane daha potuşman var. Bir dakika ya, bende Taker's Flame var. Atabilirsem Taker's Flame var. Bir saniye durur musun dostum? Botla basacağım. Basabilirsem basacağım. Abi çok gıcık ya. Çok gıcık ya. Ya bıçak kullanan şu adam acayip sinir bozucu ya. Hatta şöyle yapıp bir yandan vurabilir miyim? Gelene kadar. Hadi. Yani takla attı, bir anlamı olmadı. Buna takla. Yanına doldur ya, çok OP bu. Oyundaki en OP eşofor. Gördüğünüz gibi iki kere vurdum ve bitti abi. Sanguine Noble setini takmayacağım tabii ki de. Geber. Uy sinek. Bu buradaki portalı koruyor. Yani Mog'un mekanına giden. Mog'un mekanına gitmenin farklı yöntemleri de var. Bu en hızlısı. Consecrated Snow Field'a gelmişken. Bir kesmediğimiz Remembrance boss'u o kaldı zaten. Burada bir Aldunarik portala bakıyor. Geçelim buradan. İğrenç bir yerde çıktık ortaya ya. Fener. Neyse ki fenerimiz var. Fenerimiz olmasa çok büyük sıkıntı. Blasphemous Blade'in bir özelliği de düşmanı her öldürdüğümüzde canımız doluyor. Yani illa eşofor atmamıza gerek yok. Eşofor attığımızda canımız doluyor. Düşman ölürse de canımız doluyor. Yani açık dünyada gezerken bayağı iyi kılıç. Canım gitmez herhalde. Yani bence ölüyormuşum abi direkt. Oyun beni Consecrated Snowfield'a geri attı ya. Oradan bir daha buraya geldim. Yürümek zorunda kaldım. Ben dedim mağaranın girişine atar. O portalla buraya geldi ki oraya geri gönderir. Yok, en başa geri gönderiyor. Burası oyundaki en iyi farm yeri herhalde. Sürekli insanlar buradaki aldunarikleri kesiyor. Hele ki oyunun sondaki gelen kılıcınız varsa, o alan etkili güzel vuruyor ya. Göstermek için iki yaratık keseyim şuradan ya. Grace'e oturmama gerek yoktu ama. Buraya geliyorsunuz. Tam şu tacın üzerine duruyorsunuz. Buraya doğru tak bir tane eşofor çakıyorsunuz. Benim gibi yamuk atmayın ama siz. Bunlar zaten tek yiyor. Size de bir sürücüm geliyor. Hepsine vurabilen bir eşoforunuz oldu mu çok daha kolay oluyor tabii ki bu. Feneri kapatabilirsiniz, zaten karanlık bir yerde değiliz. Rahatsız ediyor aşırı ışıkta.
Ya Mog'u sevmiyorum. Çok iyi bir iyi bir dövüş çıkaramıyorum genelde ona karşı. Vay nedir? Ya git git ya, Allah'ım takla atıyor, üzerinden diken çıkartmış, iğrençsiniz ya. Ne çıkıyor buradan? Oyun artık herhalde level atladı buraya kadar geldik ya. Burası zaten farm yeri, bir de üzerine sürekli böyle ürün çıkmasın. Bu ne abi? Shingeki'nin Fusion mı bu? Böyle mi gidiyorduk ya? Lan git, at ölecek ya. At ölecek. Ben de öleceğim ki, atın ölmesi önemli değil. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Bırak da oynayayım. Bırak da oynayayım. Ne yapıyorsun ya? Yerdeyken vuruyor. Böyle bir şey var mı ya? İtemler bait işte abi. İtem almak için bir an yavaşlıyorsunuz. Ondan sonra bir şeyler sizi öldürüyor direkt. Parayı alıp. Bakmayacaksınız iteme. Görmezden geleceksiniz. Direkt yolunuza bakacaksınız. Daha zaten bir sürü yol var. Ya kılıçları kese daha güzel bir şekilde tutsa ya. İkide tutun ya. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Bu kadar. Üçlü mü sadece vursa? 1, 2, 3 o kadar. Greatsword'ların çok da güzel bir power stance şeyi yokmuş. Burada ata da binemiyorum. Bundan sonrasını yürüyerek devam edeceğiz yola. Mog'un oraya geleyim de. Mog'un acaba ateşe karşı mı direnci daha az, yoksa şeye karşı mı? Holy'ye karşı mı? Ona göre bir kılıç kullanabiliriz. Ona göre tırpana da geri dönebilirim. Sonuçta seçenek olarak artık elimizde var hepsi. Benden uzak durun. Buradakiler zaten pasif duruyor genelde. Sadece üzerinde böyle patlıyorlar. Aşağı atladı bir tanesi, gördünüz mü? Sürekli bir şeyler ölüyor ya. Taker's Flame çalışıyor. Şeyin pasifi çalışıyor. Presumus Blade'in can geliyor bana. O yüzden arada sırada ışık huzmesi geliyor içimize doğru. Sürekli. Bir tane talisman var. Onu taktığınız zaman da aynı efekti veriyor size. O da Taker's Cameo diye bir şeydi. Üzerinde Rykard'ın resim var. İnşallah vurur. Adam beni periledi lan. Allah'tan tek atmadı ya. Atla atıyormuş lan. Ben bunu atacağım sadece, acı geldi ya. Gülmeye gerek yok. Öl. Hamel ödülmeden yanından geçiyordu ama. Oha lan, adam Blood Lost'tan kan attı üzerime. Şey, duman attı üzerime. Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada kime ne satabilirsin diyeceğim. Zaten sattığın şeylerde de meymen ediyor. Bir tane şundan alayım, belki bir yerde lazım olur. Runarklar da alınabilir. Adamın dumanı gittiyse buradan devam edebiliriz yolumuzda. Bir tane daha mı çıkıyor? Sürekli mi çıkıyor aynı adam? Uğraşmayacağım. Lord Struyn. Endurance gerekli olursa birazcık daha Endurance vermek için aslında kullanabilirim bunları. Kafamdakini tekrar eski haline getireyim ya da eldivenlerimi takayım. Eldiven de takmıyorum. Ya vurma. Öldürüyorum, geri de oyun. Ayrıca biraz manaya da ihtiyacım var eğer bu kadar eşofor atacaksam. Alexander'ın quest'ini de yapmaya gidebilirim. Farum Azula'ya gittik o kadar. Alexander'ın quest'ini yapsam eşofor'un daha çok vurmasını sağlıyor ya. Temiz. Şunu kesmeyi deneyeyim şimdi ya. Kesmeyi denemek derken yani L2 spam diyeceğim. Tamam, peri atıyor ya. Şeye zor almak lazım. Zorlayacağım ya. Ya canım azdı. Vurursam canım dolur diye zorladım ve yani karlı çıktım. Mog şimdi ateşten hiç damage yemiyor neredeyse ama kanama yiyebiliyormuş. Hatta kanamadan çok kolay kanatılabiliyormuş. O yüzden tırpan tekrardan elime almamda fayda var. Sonuçta kanama atıyor. O yüzden tırpan taktım. Ama fire damage atmasın, onun yerine holy damage atsın dedim. Çünkü ikisi de fate'e scale'leniyor ya. Ya şimdi holy atması daha içimize gelir tırpanımızın. Sacred Gravesite. Deneyeceğiz, birkaç tane kılıcımız var. Ya yeni kılıç alıp kullanamamak kötü ama kanama atamıyor. O da holy damage atıyor da. Bu şimdilik daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu mekan çok güzel ayrıca. Az daha sinematiği geçecektim yine. Alışkanlık olmuş abi. Tak tak sürekli oynayınca sinematiklerle uğraşmıyorsunuz. Mikela'nın şeyi, yumurtası. Bu kaçırdı işte Mikela'yı Helithiri'den. Ölmemiş ama demek ki hala yaşıyor eli havada olduğuna göre. Biz gelince öldü mü? Ben bu halinde görmek isterdim ya. O yumurtanın içinde ne var tam olarak?
Modellemişler midir acaba bir şey, sadece kol mu vardır? Mok böyle kan temalı bir tane tanrıya inandığı için kan güçleri var böyle. Bunu kanla falan besliyor işte. Bu kanla hainler yapıyor. Edepsiz pis şeyler yapıyor. Ama isteyerek yapmıyormuş. Çünkü Mikela insanları kontrol edebiliyor. Yani Mok bunu kendi isteğiyle yapmıyor. Mikela ona yaptırıyor. Hop, adam kandan çıktı. Adam kan oluyor. Hemomancer. Tam bir gücü. O kadar silah aldık, tırpanı kullanıyoruz yine ya. Bak aklıma geldi ki üzülüyorum. Yani en azından yeni aldığım silahlarla keseydik. Bakalım kesemezsek değiştireceğim aralarda. Sevgili Mikela. Birazcık tek kalman gerekiyor. Bu Morgoth'un kardeşi aynı zamanda. Mowgli, Morgoth kardeşler. İkisi de Omen. Boynuzları var. Hoş geldin değerli ziyaretçi. Benim hanedanlığımın doğduğu yere. Çekilsin Mok. Sen buff falan basmadım ama kapıdan gelirken. İzin verecek misin? Basayım. Ya ateş demeci, gerçi fiziksel demeci de arttırıyor. İlk darbeyi vuran kazanır. Tekne kadar çok. Bunlar hep deli diyorum ben ya. Lan kanama yiyeyim az lan. Çok hızlı ölmedin mi siz yere? De yeni kılıçla deneyelim ya. Yeni kılıcı kullanmadan şey olmasın yani. Bölüm bitmiş olmasın. Bu kılıcı zaten sonlara doğru kullanamayacağız ki. Holy damage vuruyor. Holy damage yapmak için yaramıyor. Bir tane daha nasıl atıyoruz ya? İki tane atılıyor dedi. Açıklaması ama bir tane atıyor ve duruyor. Çok erken takılarsın ya. Bomba saldıranı bilmiyorum ya. Atan adam çok ölüyordu. Çarj atan. Buraların zaman kaçamıyorum. Bir kere daha şey denemek istiyorum ama. Yok ya, bunu attım. Beşler. İyi, kötü vurmuyor ama. Ateşe karşı direnç şeye de girmek lazım bir de. Nasıl devam saldırısı yapılıyor bunda ya? Normal saldırı da yapmadı. Bir daha vuruyor. Saldırıcı da vuruyor. Çok erken takla atıyorum buna ya. Hep ama hep. Yani bir olur iki olur yani, anladın mı? Bir yerden sonra der ki ya bu saldırıya böyle takla atmamak gerekiyor. Öldüm ya. Ya Mok savaşını hiç yapamıyorum ya. Bekleyecek mi? Tamam abi. Abi izin vermiyorsun ama sen beni dinlememek. Ya direkt üzerime bir şey atıp durma ya. Of, yarı canı aldı yanadan da. Bir de ikinci feyzi var bunun. Ha güzel koydum, olabildik. En azından böyle bir artımız var. Sonra da öldüğümüz. Nihil yaptığı zaman gidiyoruz. Bunun tier'ini almak lazım ya. Mikela sadece benimdir.
Fate'i bayağı iyi geçiyorum. Buraya geldikten sonra bu nihil başlarsa... Koçma zamanı. Yine bir şeyler atma ben de. Onun patlamasını her türlü yiyorum galiba. Nereden dövüşmek daha iyi galiba. Hadi bir boyun bulduk da. Bok yerler kuruyoruz ama galiba. Yanın çok az mı? Burada alamazsam çok üzüleceğim bu fight'ı. Bir tane determination. Hadi öldüm öldüm. Haybo. Aa görebiliyorum. Çok açık bir şekilde. Bizim hanedanlığımızın gelişi. Hanedanlığın gelmedi galiba. Yağan oldun. Öldün. Zordu ya. Çünkü gerçekten Mog'a alışık değilim ya. Mogwin deyip öldü. Yeter. Yeterince uğraştım. Burada bölüm bitirme zamanı. Bundan sonra artık level'ım... Level cap'i koymuyorum kendime abi. Verebilirim level kafama göre bol bol. Bunu öldürmemizle beraber artık DLC'ye gidebiliyoruz. Sen de mi buraya nazik Nikela tarafından çağrıldın? Okola dokunursan seni gönderecekler. Mikela'nın şu an bulunduğu gölge diyara gideceksin. Arkadaşlarım çoktan oraya gitti bile. Onlar da bizim gibi nazik Mikela'nın çağrısını duydu. Eğer onları bulursan onlar sana yardım eder. Maç mı diyor musun? Git kola dokun ve gölge diyarına geç. Uzakta kalmayalım diyor. Şimdi size seçenek bırakıyorum abi. Ya DLC'ye gidelim, DLC'yi bitirelim, ondan sonra gelip ana oyunu bitirelim. Ya da buradan çıkalım, Leyndell'e gidelim, Ashen Capital'da 3 boss mu oluyor? 4 boss var, onları keselim ve oyunu komple bitirelim. Ya da oyunu bitirip DLC'ye geçelim. Sizce hangisi daha mantıklı? Çünkü DLC'yi yapıp gelirsek ana oyundaki o kalan son 3 boss'un hiçbir önemi kalmayacak. Yani çok rahat keseceğiz. Seçeneği size bırakıyorum arkadaşlar. DLC mi önce, ana oyun mu önce? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Elden Ring bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.